insanoğlunu ve bütün kainatı rahmetiyle var eden Allah'a hamdolsun. Yüreklerimize sevgiyi, saygıyı, affetmeyi ve en önemlisi bütün bu erdemlerin kaynağı olan merhameti yerleştiren Erhamurrahim ve sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya, bütün rahmet elçilerine ve biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Kitabının büyük muhatabı Efendiler Efendisi'ne selam olsun. İnananların sıkıntısını kendi sıkıntısı kabul eden, müminlere rauf ve rahim olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Sayın Rektör Yardımcılarım, değerli öğretim üyelerim, saygıdeğer konuklar ve çok kıymetli öğrenci arkadaşlarım. Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Hürriyet ve Adalet Kulübümüzün düzenlediği Kutlu Yaşamı Anlama Programlarımızın birincisine hepiniz hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce annelerimin vefatından dolayı bugün aramızda bulunamayan Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a başsağlığı diliyor. Annelerimiz Zeyyan Hanım'a Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Şimdi program akışını arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Doçent Doktor Niyazi Bekir'in açılış konuşmaları, Senayi Demirci hocamızın Biz Ona Misafiriz adlı konuşmaları, Gelin Birlik Olalım konulu video gösterimi, Dursun Şahin ve İlahi grubunun ilahi dinletisi ve hediye takdimleri. Peygamberimizin dünyaya teşrifleri olan Mevlid Nebevi, asırlardır İslam alemi tarafından Mevlid Kandili olarak kullanılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, yıllardır ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan Mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamış, bu düşünce ile de Peygamber Efendimizin doğum gününü içine alan haftayı Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetlerini yapmak üzere Mustafa Coşkun hocamızı sahneye davet ediyorum. Kemalet ne evvela
ruhu için, Allah rızası için elfa. Hocamıza sunmuş olduğu Kur'an-ı Kerim ziyafeti için teşekkür ediyoruz. Validenin adıyla insanlığa inen nur. Bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır abi hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kâinat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladı. Bir pelikan hüznüyle yürüdü kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Biz ona misafiriz isimli programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Niyazi Bekir hocamızı kürsüye davet ediyoruz. İman esasları aslında bütün dinlerde zaten aynıdır. Efendimiz buyuruyor ki biz peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeşleriz. Yani dinin babası hükmünde olan asıl maksadı ve gayesi iman esaslarıdır. Ve bu iman esaslarında bütün dinler aynıdır. Bugünkü teslis akidesi ve benzeri şeyler yanlış olarak insan tarafından maalesef uydurulmuş, sokuşturulmuştur. Şer'i konulardaki olan hükümler ise zamana göre değişebilir. Kış elbisesi, yaz elbisesi farklı olduğu gibi, hastalara göre ilaçlar değiştiği gibi, bu konuda dinlerin de farklı zamanlarda getirdiği hükümler ilahi hikmet gereğince farklı arz etmiştir. Fakat İslam dininden sonra artık bir peygamber gelmeyeceği için bütün zaman ve mekan üstü cihan şumur evrensel ahkam ve ahlakıyla ortaya çıkmış bir dindir. Bütün insanlara hitap etmektedir. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam önce bir muallimdir. Muallim öğrencilere ders veriyor. Öğrenciler de dersini almak durumundadırlar. Kendisi buyuruyor. İnnemâ bu'istu muallimen. Ben ancak muallim olarak gönderildim. Allah'ın öğretilerini, Allah'ın vahyini insanlara talim ediyor. Demek ki biz bu dünyada bir imtihan içerisindeyiz. Ve dersimizi almak zorundayız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde onun talimatını öğrenmek durumundayız. Sınıftan mezun olabilmek için. Şunu arz edeyim. Dünyadaki olan mezuniyet konuları kapatır mısınız? Veya sınıfı geçme konusu biraz elastikiyet gösterebilir, toleransı vardır. Şu anda tam ben de bilemiyorum ya, eskiden hele şeylerde biraz değişti sanırım biz öğrenciyken. Yani Haziran'da mezun olmazsanız, onu işte bir derse kaldıysanız o başka evlerde falan geçersiniz.
Fakat İslam dininin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bu İslam imtihanının sadece bir tek hazinanı vardır. Öyle kalmak diye bir şey yok. Ya sınıfı doğrudan geçiyorsunuz veya kalıyorsunuz. Onun için çok önemlidir, çok kolaydır, çok rahattır aslında. Yeter ki aklımız nefsimizin esiri olmasın, vicdanımız şeytanın esiri olmasın ve biz gerçekten hesabımızı iyi yapmış olalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muallimliğini iki yönden ele alıyordu. Bir, getirdiği Kur'an-ı Kerim ve sözlü olarak söylediği hususlar, bir de bizatihi yaşadığı hayat. Hazreti Ayşe validemiz size soruyorlar, Peygamber Efendimiz'in ahlakı neydi? Buyuruyor ki, kâne hulûkuhu el-Kur'an. Allah Resulü'nün ahlakı Kur'an, o yaşayan bir Kur'an'dı. Konuşan bir Kur'an'dı. Dolayısıyla Allah'ın emir ve yasakları ne ise onu aynen tatbik ediyordu. Öyleyse bizim için de bu yönden de muallimdir. Hayatından da ders almak zorundayız. Şimdi bir iki hususu arz edeceğim. Artık efendiyi fazla geriye bırakmak istemiyorum. Bir de sahasına da bilmek istemiyorum. Bazı şeyler aynı. Onu tekrar edilmiş olabilir. Allah Celle Celaluhu Peygamberimize diyor ki وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلَقٍ عَصَيْنِ Habibi, sen gerçekten çok büyük bir ahlak üzeresin. Ve yanındaki bulunan binlerce sahabi bunu tasdik ediyor. Müşrikler dahi onun ahlakına bir şey diyememişler. Çünkü peygamber olmadan önce de buna Muhammed'in emin diyorlardı. En güvenilir insan. Aralarında peygamber olduktan sonra düşmanlık başlamış olmasına rağmen eşkıyalardan, hırsızlardan korkanlar önemli olan mallarını, altınlarını, paralarını Efendimiz'e teslim ediyorlardı. Normal düşman görüyorlar fakat yine başka çare yok, buna teslim ediyorlardı. Nitekim o, onların tabir yerindeyse kovmalarından sonra mecbur kalıp evini terk ettikten sonra Medine'ye gidildi derken Hazreti Ali'yi o gece yatağında yatıyor ve oraya bırakıyor. Diyor ki sen burada dur, benimle beraber gelme. Bu insanların bana emanet ettiği emanetleri vardı, bu düşmanların. Bu beni bu gece öldürmek isteyenlerin malları bende vardır. Bunları götür, bunlara ver, bundan sonra gel. Ne hazindir ki öyle bir zatın ümmeti olarak biz evde bile birbirimize güvenemez hale gelmişiz. Gerçekten bu İslamiyet değildir. Merhum Akif'in ifadesiyle bu Avrupalıların, bu gayrimüslim Hristiyanların öyle işleri vardır ki, adaletleri, dürüstlükleri vardır ki çoğu bunu söylüyor. Tam bizim dinimiz gibi, dinimizin emrettiği şeyleri yapıyorlar. Fakat dinleri de bizim işlerimiz gibidir. İşte biz Kur'an-ı Kerim gibi 40 yönden mucize olan bir kitabı elimize almışız, elimizdedir. Onu Allah'ın inayetiyle çok yönden mucize olduğunu şu aciz kardeşimiz olarak her zaman, her yerde ispat etmeye hazır olduğunu ilan ediyor. Zira 50 yıldır Kur'an'ın icazıyla uğraşan birisiyim ve Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu gözle görüyorum. Bunu sakın yanlış anlamayın. Kendini söylemiyorum. Kur'an'ın bu kadar harika, açık bir mucize olduğunu söylüyorum. Madem bir mucizedir dediğini yapmamız lazımdır. Efendimiz bu güvenilirliğini anlatmak için ilk önce Fasta bimâ tûmer ayeti indiği zaman, yani artık ortaya çık, bir müddet gizli olarak tebliğ yapıyordu, artık açıktan tebliğ denildiği zaman 70 defa tepesine ey Kureyşliler diye çağırmış insanları. Bunlar da oraya gelmişler. Fakat Efendimiz insan psikolojisini çok iyi bilen bir hekim olduğu için aynı zamanda önce kendinin karşıdaki muhatabın yanındaki olan kıymeti, değerini, güvenilirliğini test etmek istemiştir.
ve şunu sormuş. Arkadaşlar, ben şimdi bu kum tepeciklerinin arkasında size hücum etmek üzere olan bir düşman süvari birliğinin olduğunu desem inanır mısınız? Orada hiçbir şey yok. Hep bir ağızdan diyorlar, evet inanırız. Çünkü مَا جَلَّبْنَا عَلَيْكِ كَدِبَا biz senden şimdiye kadar asla yalan duymadık. O zaman diyor ki, madem bana inanıyorsunuz, şuna da inanın ki, benim getirdiğim bu dini kabul etmezseniz, dünya tepesinin arkasında zebaniler ordusu sizi bekliyor, dikkat ediniz. Bu uyarı da güzeldir, bu müjde de güzeldir. Allah Resulü hem müjdeci hem uyarıcıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine karşı son derece ki bir aile reisi olarak, bir baba olarak çok harika yönleri vardır gerçekten. Aklıma gelen bir kadarıyla bir iki tanesini arz edeyim. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, onun için bayanların Hazreti Muhammed'e erkeklerden bin kat daha fazla sevmeleri, sevmeleri gerektiğine inanıyorum. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor, su bana veriyordu. Ben su içiyordum. O zaman bu bardağı değil biraz daha büyük kap olabilir. Ondan sonra o içiyordu. Eşinin artığını içiyordum ve dikkat ediyordum ki benim ağzımın değdiği yerden içiyordu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkmış, Allah ile muhatap olan Hazreti Cebrail ile görüşen bir zatın Hazreti Ayşe Validemiz de böyle sadece duygusal bir bağ ile buna bakmak elbette doğru değildir. Fakat o eşinin gönlünü almak için biliyordu ki Hazreti Ayşe dikkat ediyor. Acaba Efendimiz benim ağzımın yerinden içer mi diye bu inceliği, bu nezaketi gösteriyordu. Canım, ruhum ona kurban olsun. Ve çok kurak olarak deniliyor ki sakın ha kadınlarla istişare etmeyin. İstişare ederseniz dahi dediklerini yapmayın diyorlar. Bu son derece yalan ve dine büyük bir iftiradır. Bunun en büyük örneği yine Hazreti Efendimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmü Seleme validemizle birlikte olan hususudur. Bildiğiniz gibi çok acele konuşuyorum, kusura bakmayın çünkü bitirmek istiyorum ama öde diye anlaşması sırasında biliyorsunuz Müslümanlar zahiren tavrı bir vaziyete sözleşmeyi imzalamışlardır. Geri döndüğü zaman Efendimiz buyurur ki, hadi herkes kurbanını kessin, tıraş olsun ve ömremizi böylece yapmış olalım. Çünkü müşrikler Kabe'ye gidip tavaf etmelerine imkan vermemişler. Fakat Müslümanlar o kadar erişen, şaşkın bir vaziyette ki sahabeler, kimse hiç duymamış gibi olmuş. Efendimiz buna çok işerleniyor. Çadıra gidiyor, Hazreti Ümmü Seleme validemize diyor ki, hele bak diyor senin adamlarına, nedir ya Resulallah işte, kendilerine böyle emir verip hiç kimse bir şey yapmıyor. Ya Resulallah diyor kusurlarına bakmayın, bunlar hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Bak bugün ömre bile yapmadan geri dönüyorlar, onun için hiç duyarmıyorlar adeta. Size bir şey arz etmek istiyorum, benim önerim şu, siz kimseye hiçbir şey demeden gidin, kasabınızı çağırın, kurbanınızı kesin, berberinizi çağırın, başınızı tıraş ettirin ve göreceksiniz, herkes öyle yapar. Bu bir istişaredir. Bu istişarenin neticesini öneren Hazreti Validemiz bir hanımefendidir. Allah Resulü, kainatın serveri olan Efendimiz hanımının dediğini yapıyor ve hakikaten netice çok güzel oluyor. Sahabeler bunu anlatınca diyorlar ki, Allah Resulü'nün görenler o kadar acele ettiler birbirlerini tıraş etmekte, adeta birbirlerinin boğazını kesiyorlar. Demek ki Allah Resulü'nün kadınlara karşı son derece sevgisi, muhabbeti vardır. Ve Efendimiz kadisi kızak buyuruyor. Hayrukum hayrukum li nisaihi ve ana hayrukum li nisaihi. Sizin en hayırlınız eşlerine, çoluk çocuğuna karşı en hayırlı olanınızdır. Ve şunu da söyleyeyim ki içinizden hanımlarına, eşlerine, çoluk çocuğuna en hayırlı olan benim diyor. Bir misal daha vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
zengin değildir. Fakir bir haldir. Kadınlar Resulullah'ın hanımı da olsa biraz daha onlar da diğerleri gibi yaşamak istiyorlar yemek falan bu zamana göre. Onun için Efendimiz'e karşı bir şey istiyorlar. Komşunun bu su vardır, şu su vardır, bizimki yoktur falan diye. Efendimiz de kadınlara hiçbir şey söylemiyor zaten hayatında. Öyle bir adeti yoktur. Ama üzülüyor. Fakat Yüce Allah onun bu üzüntüsünü görüyor ve ayet indiriyor. Diyor ki Habibim ayette vardır. Hanımlarına söyle. İki seçenek veriyorum bunlara. Ya bu hallerine razı olarak Allah'ı ve Resulü'nü tercih ederler, yanında dururlar fakat fakirlik devam eder. Veyahut da bunu istemiyorlarsa bunları serbest bırakıp gitsinler babalarının evine. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu ayet indiği zaman Ayşe validemiz anlatıyor. İlk defa bana geldi diyor. Çünkü en çok onu seviyorlar. Bana geldi fakat diyor ki, bana dedi ki, Ayşe bak sana bir şey söylüyorum, sakın acele etme. İstersen annem babanla bir danış, bundan sonra karar ver. Çünkü Efendimiz diyor ki, belki de çok darlanmış, öbür yanlış karar verecek, ben gidiyorum falan diyecek diye. Bir de bir otorite olarak onlara tahakküm etmiyor. Bakın böyle yapacaksınız demiyor. Onları serbest bırakıyor. Bugünkü en demokrat insan dediğimiz insanların böyle bir vaziyeti var mı gerçekten? Sürekli, her zaman. Hele Allah'ın kendisine fırsat verdiği halde. İşte Ayşe validemiz diyor ki ben dedim ya Resulallah nedir? Konu nedir? Ayeti okudu dedi işte istersen burada kalın istersen gidin. Dedim şimdi siz beni bu konuda anne babamla istişare etmemi istiyorsunuz. Asla istişare etmem. Ben Allah ve Resulü'nü tercih ederim dedim. Allah Resulü sevindi ve tebessüm diyor. Ve bütün diğer hanımlarına da aynı şeyleri söyledi. Onlar da aynen benim dediğimi söylemişlerdir. O diye bırakıyor muyum? Evet. Huzur, ailede huzur, karşılıklı saygı ve sevgi olur. Bunu Hacı Bektaş Veli'nin bir şiirini okumak istiyorum burada. Sevgi muhabbet kaynar, yanar ocağımızda. Bülbüller şevkle gelir, gül açar dalımızda. Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda. Aslanlar, ceylanlar dosttur kucağımızda. Diyor ve bir şeyle de Mevlana'nın bir sözünü de aynı konuda arz edeyim. Der ki, aşk nedir? Biliyor musunuz? Bilmiyorsan gecelere sor. Şu sapsarı yüzlere sor. Şu kupkuru dudaklara sor. Can, aşktan binlerce edep öğrenmede öylesine edepler ki. Ve son olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki şeyi vardır. İki hadisini arz edeyim. Duyuyor ki, Allah Celle Celaluhu bana dokuz şeyi öğretti, ben de size öğretmek istiyorum. Bir, gizli açık her halükarda samimi davran. İki, hoşnutlukta da, kızgınlıkta da samimi ol, sabırlı ol, özellikle adil ol. Adaletli davran. Üç, zenginlikte de, fakirlikte de iktisatlı, tutumlu ol, israf etme. Beş, sana zulmeden kimseyi de affet. Bunu Allah bana buyuruyor, ben de size diyorum, Efendimiz buyuruyor. Benden bir hakkını esirgeyene de hakkını vermemi istiyor Allah Celle Celaluhu. Benimle ilişkisini kesene gidip gelmemi, ilişki kurmamı istiyor. Suskunluğumun bir tefekkür olmasını istiyor Allah. Sustuğum zaman da boş susmayıp, kuruntularla boş hayaller kurmayıp, ciddi bir konularda dini veya dünyevi faydalı olan işlerde tefekkür etmemi istiyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Allahümme inyavut büke min velmin la yanta. Allah'ın faydasız olan ilmi öğrenmekten sana sorar. Dünya ve ahiret itibariyle faydası olmayan bir bilim değildir. Sadece bir dünyevi hasbihaldir ve bir kuruntu, bir hayaldir. Konuşmamın da her zaman bir zikir olması, her zaman Allah'ı, kainatın yaratıcısını hatırlatacak şekilde olmalıdır. Bakışının hep ibret dolu. Güneşe bakarken, yere bakarken, böceklere bakarken, çiçeklere bakarken, hep bunların Allah'ın yarattığı nasıl harika birer mahluk olduğu, bile yaratık olduğu düşünüp, manayı harfiyle şu eserden müessire, sanattan sanatkara geçmek. Bağışlayınız, buraya gelirken bu şeyi söylemeden bazen söylüyorum, çok hoşuma giden bir misal. Ben şahsen hani bu konularda bir uzmanlık alanım değildir. Fakat düşünüyorum zaten. İnsan anatomisine epey bakıyorum, severim çünkü. Bazen şöyle aklıma geliyor, bir sorayım bu insanlara. Hani Allah'a özellikle inanmayan ateistlere. Acaba bir insan kalksa, sabahleyin dese ki, şu İstanbul'un altyapısı hepsi donatılmıştır. Elektrikleri, telefon telsizleri, kanalizasyonları, su şebekeleri kalktık diye hepsi kendiliğinden döşenmiş. Acaba böyle bir adam dese bunu, sanırım eğer yenge hanıma söylese, komşulara duyurmadan onu alıp bir hastaneye götürür. Fakat bizim metabolizmamız, sindirim sistemimiz ondan 1000 kat daha iyidir. 1000 kat daha sanatlıdır. Yediklerimiz, içtiklerimiz nasıl oluyor, nasıl gidiyor, nasıl sindirime oluyor, nasıl faydalı oluyor, hücrelerimize gidiyor, bizi besliyor, bir daha buluyor. Bütün bunları özellikle çok bağışlayınız. Yani gelir ve giderlerimizi tanzim eden yönlerini düşünün kanalları. Bunlar nasıl tesadüfen olabilir? Buna ihtimal veren hakikaten insan bile olamaz benim nazarımda. Çünkü olamaz. İlmen bu mümkün değildir. Kimse ispat edemez. Evet, ben buna böyle son olarak söylüyorum. Madem böyledir, Farsça bir şairin güzel dediği gibi bunu söylemek isterim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o hüsnü hürmetine olan konuşmada der ki, derkudeki hesti, der cevani mesti, der biri sisti, Kudai hutra ki peresti. Arkadaşım, çocukken haylazsın, genç iken aymazsın, yaşlanınca bel tutmazsın, Rabbine ne zaman kulluk edersin söyler misiniz? Sabırla dinlediğiniz için saygı ederim. Değerli konuşmalarından ötürü hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu arada programımızla alakalı popüler yaşam hashtag'iyle Twitter ve Facebook'tan paylaşımlar yapabilirsiniz. Melekler sağanak sağanak gülümser manada. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt kadarmışlar. Mutluluk nameleri işitirler filadan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahın hayalleri. Keşke, keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu Gelin Birlik Olalım isimli videoyu izleyelim. İnsanım ben, kah güler, kah ağlarım, kah uyur, kah uyanırım. İnsanım ben, ölümlüyüm, sonluyum. Yaratılış demişti, hayat demişti, hikmet demişti, öldürme yaşat demişti kutlu elçiler.
mutlak biri bul. Bir ol, bölünme. Tevhide gel demişti bütün nebiler. Adalet demişti bana. Sevgi demişti, dürüstlük demişti, merhamet demişti yüce elçiler. Aşağıların aşağısına inme. Yükseklerin yükseğine çık ve hakkı yücelt demişti. Cehaleti ve bağnazlığı bırak, öğren ve aklet demişti. Ve ben unuttum bunları. Daldım kendime. Kayboldum isteklerimin arasında. Kendime bakarken unuturum insanları. Göremem. Kötülüğe sığınak olurum bazen. Çıkarlarım için gözümü kırpmadan yalan söylerim gerekirse. Bombalarım her yere acımasızca. Bırakırım yalanları pervasızca. Kirletirim dünyayı yalanlarımla. Kim ve ne varsa o coğrafyada. İnsanım ben. İçimdeki ve dışımdaki tüm kötülüklere rağmen gözlerim iyiyi de görüyor. Dilim iyi kelimeler de söylüyor. Ellerim bazen yalnızca iyilik için çabalıyor. Ayaklarım yalnızca iyiliğe doğru adım atıyor. Biliyorum. Gezegenin büyük bölümünü keder, gözyaşı ve şiddet kuşatsa da nice yürekler aşkla, sevgiyle, iyilikle insanlık için hala çarpmaya devam ediyor. İçimizin ve dışımızın cehennemlerine rağmen nice gözler iyiyi görmeyi sürdürüyor. Nice dillerden yalnızca iyi kelimeler dökülüyor. Nice eller yalnızca iyi şeyler yapıyor. Nice ayaklar yalnızca iyiliğe gidiyor. Biliyorum. Bize iyiliği gösteren bir yürek, bir rahmet geldi. Allah'tan geldi. Allah kendisine ne söylediyse onu söyledi. Onu yaşadı. İbrahim, Musa, İsa niçin gelmişse rahmet elçisi de onun için geldi. Unuttuğumuzu hatırlatmak için geldi. Kaybettiğimizi bulmamız için geldi. Benim, senin için geldi o. Yoksullar, öksüzler, sessizler, güçsüzler, güçlüler, mazlumlar ve zalimler için geldi. Hakikat ve adalet için, insan ve evren için, bu dünya ve öbür dünya için, uçurumlarla, korkularla ayırmak için değil, sevgiyle, iyilikle birleştirmek için, önce, şimdi ve sonrası için. İnsanım ben. Buradayım şimdi. Değişmeyen ve değiştirilemeyen o büyük, o son ve sonsuz çağrıyı bana bildiren Efendimiz'i duyuyorum. Ve hürmetle ayağa kalkıyor. Onu selamlıyorum. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Bozgunculuk, sömürü, zulüm ve her türlü kötülükle savaşını selamlıyorum. Sevgi, adalet, vahdet ve barış için onun mesajlarıyla güne ve yarına umutla bakıyorum. Ve yine onun hayat veren ölümsüz çağrısıyla sesleniyorum tüm dünyaya. İnsanlığı diriltmek için, insanlığı yaşatmak için, insanlığı yüceltmek için gelin birlik olalım. Selam alemlere rahmet olan elçiye. Selam Efendimiz'e. Selam onun alemlere teşrif ettiği o kutlu sabaha. O büyük günde buluşana dek selam, selam, selam ey Nebi. Vadiye yaylasında koklasaydın izini, kefenimi bilseydi Ebu Adesan rüzgar,
Seninle yıkasaydım acılar denizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir kurma şekilleri tercihinde dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşla ben olsaydım. Şimdi biz ona Misafiriz isimli konuşmasını yapmak üzere Doktor Senay Demirci hocamızı sahneye davet ediyoruz. Siz gençsiniz. Biz geçen yüzyıldan kalma adamımız. Birçok şeyi çekerek geldik buraya. Hani böyle çok romantik şeyler söyleyebilirim bu konuda yetenekliyim. Ama size açıkça bazı başlıkları ödev olarak vermek niyetindeyim. Çünkü benim canımı çok yakan, sizin de canınızı yakmasını istediğim bazı noktalar var. Ve konu Peygamberimiz, konu Rabbimiz, konu mübarek Kur'an. O yüzden bunu siz başaracaksınız. Yani buraya kadar getirdik zannediyorum. Biz bununla ilgili taşlandık da, hatta taşlanacağız da. Hiç mesele değil, taşlanmak da sonuçta sürmektir. Birincisi şu. Bakın, YouTube diye artık herkesin bağımsız medyası var. Alo, kapalı. En pis yerden başlayacağım. En canımı yakan yerden başlayacağım. Çok basit. YouTube'a Sümükü Şerif yazın. Sümükü Şerif yazın. Kendini bilmezin bir. Yani gerçekten akli muhakemelerinden açıkça şüphe ettiğim, eğer bu iyi ihtimal, bu iyi ihtimal ama proje ve hıyanet içinde olduğundan öbür türlü suçu çünkü neredeyse emin olduğum bir Allah Resulüne iftira ediyor. Bununla kalmıyor, sahabeleri de tezgir ediyor. Neymiş Peygamberimizin burnundan çıkan İfrazat ona sümük diyor, şerif sümük diyor. Sahabeler tarafından üstlerine başına sürülmüş. Şimdi bu alçakça saldırı, cübbesiyle meşhur uzun sakalıyla kendini adam zanneden bir tarafından yapılıyor. Bu bir dava konusudur. Bu manevi değerlere hakarettir. Bu Peygamberimizi ve ashabını aşağılamak. Ashabın hiçbir üzerine sümük sürmek, üstüne başına sümük sürmek gibi bir tablonun içinde olamaz. Kim bunu yapıştırıyorsa kendine, ashaba alçak.
Ve bakın buna ses çıkarmıyoruz. Ses çıkarması gerekenler de çıkarmıyor. Sülükten başlar, devam olarak olur, silikle devam eder, kan içmeye kadar işi götürür. Bak, maalesef siz, size ödem vermek zorunda olduğum için size açıkça söylüyorum, hapse açıyorum, biz kokabilir söylediklerim ama bu sizin göreviniz. Onun için ne şartı hep böyle kızın, ne benim Danimarkalısından laf edin, ne Fransızlara ne Almanlara karikatür çizdi diye öfkelen. Biz yapıyoruz bu karikatürü. Karikatür tamamen bizim eserimiz. Ve biz bu anlayışı, bu kafayı kütüb-ü sitteye iman edip etmemekle sınıyoruz, tartıyoruz. Buna itiraz ettiğinizde adınız hadis miktarısı olur. Allah Resulü'nün ağzından çıkan şeyler hadistir ve şerefimizin hepsi olarak. Ama onun içine öylesine acımas olan şeyleri yapıştıranların asıl hadise inkarcılık ve tahkir yaptığı orada. Bu çok aşağılık. Bunun adını koymakta bile acizin, bunun lügatte karşılığı yok. Onun için bunu kucağınıza bırakıyorum. Dursun, siz bakın nazik, ufku olan açık bir insanlarsınız. Zannediyorum ağırlıklı olarak da psikoloji ve sağlık oluyor. Bunun nasıl bir imaj üretimi olduğunu iyi anlayın. Bunun soft hallerine geçersek, biz bugün Peygamberimizi, yani haşa, şimdi o dosyayı kapattım ama size bıraktığım için kapattım. İçindeki o derin öfkeyi, hala susturamıyorum. Bu suskunluğu şerefime yediremiyorum. Onun için size patladım, böyle. İkincisi, şimdi Peygamberimizi anlatıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz ya. Bakın sorunumuz şu. Bir defa bütün siyer kitapları, birkaç tane istisnası var. Ana havuz olarak, Maya olarak İbn-i Hişam ve İbn-i İshak'ın yazdığı ilk siyeri esas alıyorlar. İbn-i İshak'ın yazdığı söylenen siyer ise Abbas halifesinin siparişidir. Abbas halifesi bir komutandır, bir askerdir. Ve Peygamberimizin hayatını yaz dediği kişi de bir tarihçidir. Ve bu kitabın okuyucusu da saraydaki prensler olacaktır. Prensler yani askerler. Şimdi bir komutanın askerler okusun diye bir tarihçiye sipariş vermeyi, peygamber hayatının merkezinde ne vardır? Tabii ki savaş vardır. Ben size şimdi mesela bir Üsküdar fotoğrafı verip bir Üsküdar manzarası çizsem ve orada işte İkinci ordunun işte karargahı, falan yerdeki uçak savar, şuradaki işte astsubay kurulu diye sadece onları göstersen. Şurada topçu birliği var, şurada da işte su altı, ağırlık gibi var diye. Ne Üsküdar'ın meydanından, ne Üsküdar'ın marmarayından, ne Üsküdar'ın Fethi Paşası'ndan, Üsküdar'ın Kuzguncuğundan, Beylerbeyin İskelesinden, yani ne Kız Kulesi'nden bahsetsen biz de çıkardık. Üsküdar tablosu tamamen askeri olsun. Siz bana itiraz etmez misiniz? Peki zihinlerinizi test edin. Peygamberimizin anlatıldığı naatler, şiirler, kitaplar ana başlık olarak neleri alıyor? Savaşları. Sokağa çıkın, araştırma yapın. Bu çünkü bir şeydir. İllüzyondur bu, bilgi illüzyonu. İnsanlara sorun, Peygamberimiz kaç yıl savaşmıştır diye. Önlerine dört seçenek koyun. Değil, beş, 20 yıl. Savaşmak yani, militer savaştan bahsediyoruz. Cihat, Kur'an'da savaş değildir.
cihat diye ortaya çıkan o şeyler zahmetlere alınır. Cihat, insanın kendi nefsiyle savaşıdır ve cihat, insanın kendine alan etmesidir. Cihatın gürültüsü, patırtısı yoktur. Kendi içinde sancılanır insan. Cihat eden adam olur. Başkalarına küfretmeye, yumruğunu kaldırır, tekbiri oradan slogan diye yapıştırmaya kalkmaz. Bildiğimiz mücahit, zarifdir, nezaketlidir, beyefendidir, centilmendir, hanımefendidir. O IŞİD'cilerin fotoğrafıyla cihatçı ya da mücahidi eşleştirmek. Yani haşa, en büyük tuzağa kurmuş olursunuz kendinize ve zihninize. Bakın, şu gördüğünüz imajı, bakın zihniniz yok değil şu anda. Yukarıda Allah, Resul, Muhammed. Şu görüntüyü bugünlerde dünya en çok kim nerede görüyor? IŞİD'ciler. Bakın projeyi görüyor musunuz? Bu batı projesi demiş. Allah Resulü'nün bize biricik kalmış olan emanetini neyle? Vahşetle, terörle, kanla, kimle? Vahşet kelimesinin bile utanacağı. İnanın vahşi, vahşi diyemiyorum IŞİD'e. Vahşi kelimesinden utanıyor. Ya bu kadar aşağılık bir proje olan. Ama konumuz, bu onun uzantısı. Sorun, Peygamberimiz kaç yıl savaşmıştır? 20, 10, 5, 1. Ne oldu? Siz hangisini işaret verdiniz? Hı? 5 yıl mı? 10 yıl mı? 10 yıl diyenler kaldırsın. Peki 5 yıl diyenler, 3 yıl diyecek olanlar var mı? 2 yıl, 1 yıl diyenler yok. Ağaç var mı Peygamber? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Çekimsel olanlar var mı? Yok hocam bana ben bu işle ilgilenmiyorum. Ben şimdi bu tartışmalarınızı konuşmasını bitirin diyenlerden de kalmasın. Arkadaşlar size acı gençliği söylüyorum. Ömrü boyunca savaştı tabii, kızım ondan bahsetmiyorum. O savaş, o savaş değil. Militar, yani elinde ok, üzerinde zırh, efendim, kalkan, kılıçla olan militarist savaştan bahsediyorum. Militar savaşta, pardon militar. Yani fiziksel savaşta, ömrü boyunca cihad etti tabii. Az önce anlattıklarını dedim mi? He? Dinlediysen, şimdi tekrar edeyim. Değil mi? Cihat kavramını zihninizde asla ve asla Batı'nın güya Kur'an'dan alıp da zikrettiği şekilde ya da içimizdeki akılsızların, beyinsizlerin bize aktardığı şekilde anlattı. Evet. Peygamberimizin savaşta geçirdiği, tekrar savaşta geçirdiği süre sadece 53 gün. 2 ay bile etmiyor. Peki biz naatlerimizde, şiirlerimizde ne anlatıyoruz? Kavşan Peygamber'i anlatıyoruz. Ayıp değil mi? Bu. Karikatürü kim çiziyor? Biz çiziyoruz. Yani bütün siyer yazan, siyer yazmaya, Peygamber'in hayatını yazmaya kalkanların, acaba bir tanesi kalkıp, ya bir dakika bu kalıp, ha dedem geri geliyor, durup şunu sorgulayayım dediği var mı? Demek yokmuş, birbirimizin ezberini tekrar ediyor. Ne yaptı Peygamber? Peygamberimizin bütün hayatı, ömrü o sözünü ettiğimiz savaşlarda, tabii 3 günlük toplam savaşta ne için? İkra emrini İran'a aldığı için. Onu almasa başı belaya girecek mi? Onu almasa arkadaşları Mekke'de zulüm görecek miydi? Onu almasa hakaret görecek miydi? Onu almasa en yakınları Ebu Leheb, işte yengesi, bilmemesi, onu oradan sürmek için çaba gösterecek miydi? Orada arkadaşlarına boykotla orayı dar edecek miydi? Hicreti olacak mıydı? Bedir-i Uhud-u Hendiye olacak mıydı? Biz o zaman neyle uğraşıyoruz? Asıl olan peygamberin hayatını ıskalıyoruz. Bu bir illüzyon. Bunu kıracağız.
Bu kırmazsa boşuna oturuyoruz. Başkasına kızmayacağız. Hep sanki Peygamberimiz habire savaştı, elinde kılıç, kalkan, ok vardı. Bu koskoca vahiy, 6000 küsur söz hangi sancıyla geldi? Şu hafta sonları taş pellekle verdiler. Öyle mi? Her bir sözün sancısını çekmiştir o Peygamber. İnsan olarak, insan olarak çekmiştir. En önce bir başka bir soru daha zihnimizden silelim. Peygamberimiz dedi biri kaç defa bir aya çıkmıştır? Dedim ki hiç çıkmadı. Devam şöyle dersin. Aha bir sapıklar çıktı şimdi buyur. 30 saniye içinde siz de benimle aynı düşüneceksiniz. Hira'ya çıkarken Peygamberimiz değil. Hira'ya çıkan Muhammed Ülkeni'nin dur belki de peygamber olacağım diye de çıkmadı. Hira'ya defalarca çıkıp orada gece gündüz mağarada daracık yerde kalıp sıcacık ya da serin evini terk eden Muhammed Ülkeni'nin peygamberlik projesi burada gerçekleşecek galiba diye çıkmadı ve böyle bir şey yoktu aslında. O Hira'ya çıkan insanı anlamazsak peygamberi hep naylon anlayacağız. O zaman onu baştan peygamber Hira ikrayı bilirler şimdi oldu. Evet şimdi peygamberiz işte bekliyorduk falan şeklinde anlayacağız. O şaşırmasaydı aşağı inip de Hazreti Hatice'ye, annemize, eşine tereddütle titreyerek yoksa ben ellendim mi diye sorar mı? O insanın, bir insanın kendisini şehirden koparıp dağ olması, yokuşta terletmesini anlamadıkça peygamberi anlamaz. Çünkü biz imanımızda ne diyoruz? Kendine işaret getirirken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü önce kul olduğuna şahit ediyoruz. Muhammed-i Emin kuldur önce. Bizim nefsimizden, bizim aramızdan oraya çıkışın altyapısını çözemezseniz söze düşkün göklü sözü vahyi hak eden peygamberi de anlayamazsınız. Bu boş o adı peygamber de olur, tabii ki ona vakit gelir. Etmeyin, yapmayın. Sancısını çekmediğiniz İsa'nın annesi olamazsınız. Bugün Kur'an da bize aynısını veriyor. Sancısını çek ki Meryem gibi İsa hakikatine anne olmayı hak eder. Sancısını çekmediğiniz hiçbir erdeme gerçekten sahip olamayız. O ağzımızda kurulan olur. Bunun hatalarımız da olur, eksiklerimiz de olur, kusurlarımız da olur. Oruç olursa. Şimdi bize sizin zamanınızda abilerimiz, büyüklerimiz böyle programlar olunca üniversitelerde falan tıbbı nebeviyi bahane ederdik biz. Yani peygamberin nebevi bir tıbbı var. Sağlıklıyız. Onun için başlıkları neyse nasıl seçerlerdi? Çöre otu, sirke. Peki şimdi bir başka başlık. Önceki ne oldu? Unutmayın mı? Onun devamı. Biz peygamberi tıbbı nebevi tabipliği söz konusu olduğunda ne anlatıyoruz? İşte sirke, çöre otu, başka neler var? Bal, incir, zeytin, bunun şeyi var, acayip sektörü varmış bilmemde kanallarında. Ne? Evet. Bakın arkadaşlar, eğer siz peygamberi o çizilen tıbbı nebevi çöre oku üzerinden fotoğraflarsanız, o imaj, o peygamber imajı Üsküdar'a, şu Üsküdar Üniversitesi'nin kampüsünde geldiğinde, siz onu umculara aktarlık yapmaya gönderirsiniz. Tamam.
Üsküdar Üniversitesi'nde psikoloji dersi verdiler. O peygamber, o imajla olursa sizin kolejinizin şeyine gelin de neydi? İnşasına rüyada görürler. Ne yapıyordu? Mimar değil. Hayır, inşaat işçisi. Bilmem ne olimpiyatlarına gelir ama hayır, yürü dedim, yok, seyirci. Bakın, kurmay aklı peygambere yakıştıramaz. Evet, yürü. Oyun düşünmeyi peygambere yakıştıramaz. O ders ederse sirke de kör olur der. Anladın mı? O sirke ve çörek otu üzerinden tababet üreten peygamberi de alıp burada aktar yaparsınız. Sevgili arkadaşlar, peygamberimizin tababeti tabibi değil, Hira'da başlıyor. İkra, oku, anlam ara demek, insanın en büyük sancısının, en büyük derdinin, en büyük hastalığının çözümü. İkra'dan son inen ayete kadar peygamberimiz tabiptir. Ve sancı çekerek bu tababeti bize bilirler. Çünkü insanın, unutmayın sevgili arkadaşlar, en büyük, en ciddi acısı, rahatsızlığı, anlamsızlığıdır. Anlam veriyorsanız, hasta da olsanız önemli değil. Eyüp peygamber. Anlam bu varsa ölseniz de mümkün değil. Ne önemli? Anlamınız varsa yansanız da önemli değil, kaybetseniz de önemli değil. Ama anlamsızsanız, saraylarda da olsanız çelişkiniz var. Onun için Kur'an'dır peygamberimizin hayatı, Kur'an'dır peygamberimizin hayatının fotoğrafı ve aynası ikra. Anlam ara diye başlayan İkra, Alak Suresi'nin ilk ayetlerini ve sonuna kadar izlerseniz, insanın, arayan insan, her şeyle alaka kuran insanın altyapısını nasıl bir nehir yatağını taze gelen nehir suyunu doldurması gibi doldurduğunu görürsünüz. Kör olduğunu vesaire bulundu. Peygamber önce kuldur. Ve o kul sıfatıyla miraca çıkar. Şu katta şununla karşılaştı, bu katta bununla karşılaştı, şunu gördü, bunu gördü. Bunları Allah Resulü hangi vakitte anlattı? Miraçta ilgili. Mekke'de sadece Ebu Bekir'in radıyallahu anh şahitliğiyle yetinirken bütün bunları böyle anlatsaydı Mekke'nin altı üstüne gelmez mi? Hayır, onlar değil miracın hakikati. Miracın hakikati şudur. Biz namazlarda okuyoruz yani teşebbühleri, tahiyyatü, el-mübarekatü, es-selavatü, tayyibatü, lillah. Bu dört cümle Allah Resulü'nün miraca çıkarkenki gündemidir. Ama tekrar ediyorum, miraca çıkışının nedeni peygamber oluşu değildir. Kul oluşudur. Bu dört başlığı da Said Nursi, El-Hücced-ül Zekra kitabında öyle bir açar ki bize El-Tahiyyatü, El-Mübarekatü, Es-Selevatü, Tayyibatü, Lillah teşebbühte otururken bu dört tane cümleyi söyleye söyleye bitiremezsiniz. Her birisi gebelir. Çünkü bütün bir varlığı kuş kanatlarından yağmurun düşüşüne, kar tanelerinin süzülüşüne, nehrin akışına ağaçların dallanmasına, baharın konuşlanmasına kadar her şeyin ama her şeyin ahengini seyreden bir insanın gündemidir. Bu dört başlık. Ve dikkat ederseniz, miraca çıkan kul, yani abd Muhammed, hayır ben buraya niye geldim, ya ne işim vardı demiyor. İlk sözü o başlık. Demek ki çıkarken, derken dostası. Biz tefekkür eden peygamberi bilmiyoruz. Onun için şu sirke muhabbetiyle bitireyim. Mesela peygamber nasıl kurmay akıldan
yoksul bırakılır? Nasıl soyut düşünce ve vahiyle sürekli muhatap olan, vahiyle mukabele içinde olan kul yani Abd Muhammed miraca çıkarken koltuğunun altında zihninde dosya olan, miraca çıkışı tefekkürünün taşması olan peygamberi nasıl sıralamlaştırıyoruz? Nasıl onu kılıç kalkan o zırha mahkum ediyoruz? Anlayalım diye bir isap ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz olayı. Belki de duydunuz peygamberimiz işte bu kadar bir evine gider. Belvan'ın da arkadaş ashabıyla beraber Belvan'ın da yiyecek bir şey yok. Ekmek çıkarır tabii ki. Ama ekmeğin yanında verecek bir şey yok. O da bula bula iner aşağı mahzene ya da tavan arasında çıkar ya da mutfaktan küplerdeki sirkeyi getirir, hastalara koyar. Sirke. Bunun üzerine Allah Resulü tabii ki ev sahibinin üzerinde, yüzündeki mahcubiyeti okumuyor değil. Ben sirke ne güzel katılır. Ben sirkeyi sever. Olay budur. Ama bunu yani şimdi iman etmekle yükümlü olduğumuz o rivayet zinciri neyi taşıyor? Sirkek zinciri taşıyor. Çünkü o aksiyon, o solun. Ama tabloyu okuyan yok. Ve tabloyu okuyanlar az. Onlar çok konuşmuyor. Onların zinciri zayıf. Oradan oraya yürümüyor. Yani bir iki nesil gidiyor, dördüncü nesilde kalıyor. Siz okudunuz o tabloyu. Ne demek istiyor? Peygamberin sünneti nedir burada? Sirkeyi sevmek değil. Yani aynı şekilde benim başıma geldi. Ben bu sünneti uygulama imkanı buldum. Beni havaalanından bir arkadaşım şeydi aldı. Böyle 75 model Renault'u aldı. Geldi. Hadi şimdi tam sünnet falan. Mahcup tabii. Ben de onun üzerinde ben sirkeyi çok severim. Sirke ne güzel var. Böyle bir demiş olmalıyım. Bak sünneti bağlamıyla okursan sünnet modellenebilir, üretilebilir, yenilenebilir ve tazelenebilir. Tazelenmelidir. Dedim ki ya ben çocukluğumu bu arabanın içinde geçirdim. Bunun dashboard'u var. Of. Babam rahmetli ilk defa bunda dedi. Nasıl kaçırdım bunu? Allah razı olsun. Sana bağladım. Beni nasıl mutlu ettin bilemezsin. Nasıl heyecanlandım şu anda. Bir resmini var. Dokuyorum. Ya burada konuşmuyor. Allah Resulü'ne yalanmış. Aşk. Ama siz sirkeye odaklanırsanız o zaman. Hadis nedir? Hadis o ortamdaki Allah Resulü'nün tavrıdır. Konuştuğu kısım var, sustuğu kısım var. Gördünüz mü? Bakın siz üniversite öğrencisiniz. Siz evrensel düşüneceksiniz. Siz o formlaşmış geleneği size efendim bütün sitlerin aklıyla satanlara yok efendim bu gelenektir ehli sünnet markasıyla sizi o formlaşmış geleneği üzerine saykal has üzerindeki hası temizlemekten alıkoyanlara karşı geleneceksiniz. Tertemiz dupduru bir medeniyet çıkacak burada. Allah Resulü bunun derdi sirke değil. Hem sonra madem alemlere rahmet diyorsun da sirkeye rahmet olan peygamber peki nar suyuna, nar ekşisine niye rahmet ediyor? He? Hem daha bir sürü sos var. Onlarla niye ilgilenmiyor? Bakın bir yerde takıntısı mı var? O zaman bunu bölgeselleştirmiş ve tarihselleştirmiş, dönemselleştirmiş olur. Ben İlginç bir cümle okuyarak bitireceğim. Ne yaptınız? Nasıl durum? Ne var başka? Arkada program var değil mi? Her ilan ilan. Bakın, Üstad Said Nursi Peygamberimizi 19. sözde anlatır. Ama orada böyle kılıç şakırtısı falan yok. Çok garip bir zahir. Ama 19. sözden önce 18. sözü var tabii ki onun sonuna doğru
bir cümle kuruyor bize. Bakın şöyle diyor. Madem kainatta hüsnü sabah bir müşahede vardır ve kat'idir, elbette Risalet-i Ahmediye şuhud derecesinde bir katiyetle subutu lazım gelir. Şimdi cümle size karmaşık gelebilir. Bakın bu cümle çok karmaşık gelir. Madem kainatta her şey çok güzeldir, o halde bir Muhammed, bir Allah Resulü gelmeden olmaz. Şimdi bunun altını doldurur. Postüla cümlesi. Biz ne yapıyoruz? En yüksek ürenliği yaşıyoruz. Laikler diyor ki hayatta dine yer yok, onların hayatı dinsiz. Biz de diyoruz ki tamam, hayat sizin olsun, din bizim. Bizim de dinimizde hayat yok. 5 yaşındaki çocuğa soruyorum. Bakın, bunlar sizin ev ödeviniz. Beni taciz edin, kendiniz rahatsız olur, kulağınız kaçsın, vallahi billah, canınızsınız. 5 yaşındaki Büşra'ydı galiba. Soruyorum. Büşra dedim, dua biliyor musun dedim. Biliyorum dedim. Tabi ise ben hafızı yaptım. Tabi ise öyle bir şey var. Aradan bir süre geçti. Hastalığa gidiyor. Sonra döndüm Büşra'ya. Daha başka bir soru sordum. Dedim ki daha bunu bir soru. Büşra'cığım dedim bugün Allah'tan ne isteyelim? Allah'tan ben bir şey istemem ki diyor. Bana diyor annem babam her şeyi alıyor. Ömrün anının dur. Babası atıldı. Babası yani belki de değil mi kardeşim? Hocam en çok bu Kabe'yi görmek ister. Beş yaşındaki çocuk en çok Kabe'yi görmek istiyor. Bak yalnız bir gün. Doğru musun hocam? Babasının gözüne gitmek. Annesinin gözüne gitmek. Çocuk bari bebek ister, o çocuk balon ister, değil mi? Çiçek ister, ne bileyim, şeker ister, çikolata ister. İstemez. Benim kızım isker var da, arada hafif bir şey böyle, melez, hani hibrit kuşak. Hibrit kuşak. Ama bana sen sadece al, var gibi olsun. Geçen de bir arkadaşım dedi, gerçekten birisi dedi, İslam medeniyetini ve rahmeti anlatıyor dedi. Bilgisayarı açık, bilgisayarın arkasında malum bir meşhur şey var, logo var, ısırılmış elma. Isırılmış elma ne demek çocuklar, kusura bakmayın size çocuklar dedim ama arkadaşlar. En büyük yaşında, bizim yaşımızda oğlum, kızım var ya. Isırmış elma ne de değil sen biliyor musunuz? Tanrı'dan güya, yani Tanrı'dan Tanrı'ya rağmen ateş çalmanın sebebi. Biz, sen bize ikramda falan bulunmuyorsun, biz senden her şeyi koparırız. Sen koymuş, ısırılmış elma. O da Batı'nın Havva ve Adem Aleyhisselam'ın cennetteki hatasına atfettiği yorum, haşa, öyle değil o. Mesela ısırılmış elmalı yani, ben tabii ne yapalım işte, hep o en iyi işi yapıp, o işin Müslümanı, işinin Müslümanı, elde iş yapan Müslümanı. Bitiriyorum, nerede kaldım? Ben ne konuşuyorum? Ya yaşlı, zor şey böyle, yaşlı adamlar var, geldim. Hazreti Adem ve Havva'yı mı anlatıyorum? Tamam, biraz daha geleyim. Seccadeye geri git, bak ne? Ha! Müşra'da kaldı. Şimdi bir çocuk, 5 yaşındaki bir kız çocuk. Ben Kabe'yi görmek istiyorum. Bak Allah'tan bir şey istiyorsa Kabe istiyor. Nasıl bunun kafasındaki imaj? Allah Kabe işlerine bakar. Tabi Allah Kabe'nin Allah'ımız. Ondan uzakta bir yerde bir siyah bir cisim var. Ama bu etrafında kalabalık. O da Mekke'deydi, galiba uzakta bir yerde. Allah o. Ve Üsküdar'da var mı? Üsküdar'da çikolata var, Üsküdar'da şeker var, balon var, harbi var.
Üsküdar'da Üsküvi var, Üsküdar'da Uçurtma var, Üsküdar'da Bisiklet gibi. Bak Allah'ı nasıl uzaklaştırıyorsunuz dünyasından? Allah kendisinden sadece Kabe'yi görmek istenecek biridir. Umre işlerine bakar Allah. Seni hacca gönderdi. Öyle bir şey yaşamıştım. 2004 yılında, biz o zaman küçüktüm. Ben televizyon programı sunuyordum. Bir ilkokul öğretmeninden dedim ki, ya çocuklara hocam dedim, çocukların da duasını burada iftar programında yayınlayalım dedim. Bir sürü mektup geldi. Heyecanla açtım. Yayında okuyorum hani şey bozulmuş. Ah bak şu çocuklar hep hacca gitmek istiyor. Nasıl oldu ya bu? Ha doğru. Şimdi iftar programında Zeynay Demir de okuyacak. İftar programı, dini program. Çocuklar dini karakter bulması lazım. Allah dini işlere bakıyor. Allah'tan gün doğumu istemiyor. Allah'tan Everest'e çıkar beni demiyor. Everest Allah'ın malı değil artık. Öyle zihnimizdeki fotoğraf bu. Telefonu. Dolayısıyla Büşra'nın fotoğraflara bak. Çizdiği fotoğraflar bak. Dedim ki ya arkadaşım, sen Allah'ın Kabe'siyle Allah'ın çikolatasını niye rakip görüyorsun? Onun için bir daha bakın. Görsel imaj, görsel imaj çok değişik bir şey. Çocuklara çok iyi niyetle çizilmiş peygamber hayatları, peygamberimizin hayatını sahabeyi anlatan kitaplarda tabii kaçınılmaz olarak çöl vardır, deve vardır, sarıklı, cübbeli, sakallı adamlar vardır. Peki çocuğun 5 yaşındaki Büşra'ların, Rümeysa'ların zihnine ne koyuyorsunuz? Bu din dediğimiz şey çölde, uzakta bir yerde, Üsküdar'da yok. Yani Üsküdar iskelesinde oynaz, tepki taşı konusunda mümkün değil. Üstelik onların gördükleri sakallı, cübbeli, sarıklı adamların da en meşhurunu yaptığı ortada. Şimdi bu çocuğa nasıl anlatacaksın sen? Bütün bunları kırmamız gerekiyor. İşimiz çok zor, ağırız, kucağımıza bırak. Demiş ya borçluluğun bir tanesi. Alacaklısına gidiyor, boşanın bir meşgul. Öğren diyor ben demiş. Dedim ya, niye demiş ya? Niye böyle söylüyor? Kardeşim ben tam 10 yıldır uykusuz kaldırmış, boşmuş. Şimdi biraz da sen uyuma. Bundan sonra biraz da siz uyumayın. Rahatsız olun. Rahatsız olun. Allah selamet versin. Bir 5-6 yıl önce İsmet Özel işte abiyle tutaklar muhabbet ediyoruz. Evet, selam verin abi. Aleykümselam. Nasılsınız abi dedim. Şey bekliyoruz. Teşekkür ederim. İyi bir plan yapıyoruz. Dedi. Benim de İsmet Özel. O İsmet Özel. Yani bana maç olun. İyi mi olalım dedi. Yani şunlar olurken iyi olur mu dedi. Ve siz iyi olur mu? Yani İsmet abi ha. Ama iyi yapmak için, iyi inşa etmek için çabalacaksınız. Bir trik soruyla bitiriyorum. Peygamberimiz Mekke'den nereye hücret etti? Medine'ye. Yanlış. Wrong. Peygamberimiz Mekke'den Yesrib'e hücret etti. Yesrib, Medine olmaya Peygamberimiz de hücret etti. Yani Peygamberimize hiç kimse hazır Medine sunmadı. Eğer hayatta çaba bir Medine arıyorsanız, Yesrib'i bulduysanız onu siz Medine yapacaksınız. Kendiniz inşa edeceksiniz Medine. Ben hazır Medine buluyorsunuz. Yok böyle. Bu aynı zamanda bir evlilik tavsiyesidir de. Yani hocam, yani. Yok öyle hazır Medine çıkmaz. Yesli biri olduysa harbiz ya çalışılabilir. Ondan emek vererek Medine çıkartırız. Peki. Mümet abi teşekkür ediyorum bizi arkadaşlarımla buluşturduğum için. Umarım bundan sonra benden hayırlısı gelir. Mümetlerimle muhabbetlerimle sağlık. Demirci hediyelerini takdim etmek üzere Profesör Doktor Haydar Sürü hocamızı sahneye davet ediyoruz.
sevip bir buçuk kasık bir doktor geldi dediler. Beraber çalışalım falan dedik. Ne olmak istiyorsun kardeşim dedim. Abi ben iletişimci olmak istiyorum dedim. İşte iletişimin kralı mı? Evet. Teşekkürler. Evet. İyi olduğunuz için de çok bitirdim programı. Eyvallah. Haydar Sur'un kıymetini bilmiyor olabilirsiniz. Harbiden asla yalakalık için söylediğim programı. Çok özel bir fikirdir. Burası için çok büyük bir şanstır. Şans tabiri kullanmıyorum ama çok önemli bir değerdir. Lütfen zorlayın kendisini. Çünkü musluğu çevirmezseniz su akmaz. Bu da musluğu sorunu değildir. Sizin sorunuzdur. Eyvallah. Bir teşekkür yazısı ve Yunan adına Yunan Yüklü'nün belgesi. Eyvallah. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureş'te ben istedim. Şimdi ilahi diletisi için Dursun Şahin ve ilahi bizi malum doğum haftası ve ayındayız. Hepimizin doğum haftası mübarek ve kutlu olsun. Sizin için peygamberimizle alakalı ilahiler seçtik. Hepiniz yakinen takip ettiğiniz, bildiğiniz ilahilerden seçtik. Sizden ricamız ve bize eşlik ederseniz çok memnun oluruz. Teşekkür ederim. Thank you.
Ümmet Muhammed.
Bizi ol dost.
olan şiirle, kaside. Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mürencetsin Efendi. Biçarelere devleti sermezsin efendi. Divan-ı ilahide selametsin efendi. Menşur ile amruk ile müeyyetsin efendi. Sen Ahmet-i Mahmud-u Muhammed'sin efendi. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendi.
Yeah.
Yeah.
ilahimiz kaldı, bitiriyoruz. Şimdi nihavet yapıyoruz. Nihaveti de onu hocam.
Ben size arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Ritimde İbrahim Avşaroğlu. Vokalistimiz müezzin Mustafa Coşkun. Neyzen kardeşimiz Ahri Özarcı. Kanunda Onur Tabak hocamız. Tambur'da yakışıklı, güzel. Küme büyüklarıyla Hasan Kiriş hocamız. Efendim, bu fakirde Üsküdar'da bulunan bir Çinli camii var yukarıda. Oranın müezzini. Aynı zamanda böyle tasavvuf musikisi, türküler falan da uğraşıyoruz. Teşekkür ederiz. Adınız nedir? Adınız nedir? Dilimizden gelen budur. Hakkınızı helal edelim. Haftanız ve kutlu doğmanız da mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Hediyelerini takdim etmek üzere Profesör Doktor Haydar Sur hocamızı sahneye davet ediyorum.